Şimdi bugün Dünya Diyabet Günü dedik. Şimdi diyabet rahatsızlığı, hastalığı olanlar için, sorunu olanlar için diyeyim. Güzel bir sandviç tarifimiz var. Evet. Onu da yapalım da bari. Bugün evet. Hep beraber onlar da sandviçlerini yapsınlar. Ben de bunu yiyelim programdan sonra. Şimdi malzeme listesini. Malzeme listesini hemen söylüyorum. 2 dilim kepekli ekmek. Ondan sonra 1 dilim hindi füme. Hindi fümemiz şurada önde. Oh, güzelce koyalım. O evet, mu bu mu? Tamam, ha, o da olabilir. Tamam, bu da hangisi olabilir. Olursa. Şimdi. Efendim, közlenmiş patlıcan. Közlenmiş kırmızı biber. Ve maydanoz. Labne peyniri ve maydanoz. Şimdi evet. Önce hangisini, önce şeyi mi süreyim şimdi hocam? Şimdi labneyi sürün. Şimdi diyabet beslenmesi çok önemli. Diyabet beslenmesi demek o kişi için evde ayrı yemek pişecek demek değil. Diyabet beslenmesi hepimizin yapması gereken beslenme, sağlıklı beslenme. Hepimizin olmazsa olmazı olacak bir beslenme. Ben koyuyorum bu arada. Evet, labnemizi sürelim güzelce. Sebzeleri, peynirleri, yumurtaları kullanarak farklı tarifler ve lezzetler oluşturabiliriz. İlla tost yemek zorunda, leblebi yemek zorunda değil. Bakın labne peynirimizi sürdük. Bol bol sürdüm ama hocam. İyi mi? Tabii fazla burada mı bir yaptın? Tatlı kaşığından fazla sürmeyelim. Porsiyon kontrolü önemli. Tamam, bir tatlı kaşık. Evet, bir tane hindi füme. Bir tane ya da 2 tane koyabilirsiniz. Peki hadi 2 taneyi koydum. Şöyle. Üzerine olmazsa olmaz sebzemiz. Her yemeğimizi sebzeyle tatlandıracağız. Şimdi o zaman közlenmiş kırmızı biberimizi közlenmiş koyalım. Közlenmiş kırmızı biberin tümünü mü yoksa hepsini şöyle de bir şey mi yapayım? 2 tane de koyabilirsiniz. Sebzede sınır yok. Oo, çok lezzetli olacak bu böyle. Şöyle bir minik de kenarına evet. Koyacağım o zaman. Evet. Oh oh oh. Yanına da patlıcanımızı koyacağız. Ay daha ne olsun, çok güzel oluyor. Evet. Üzerine birazcık maydanozumuzu atalım. Şöyle. İsterseniz bunu ekmekten kâr edeyim derseniz böyle yiyin. Derseniz ay, ki bu beni doyurmaz, erkekseniz 2 dilim ekmek, bayansanız 1 dilim ekmek de böyle yiyebilirsiniz. Ama benim hep şöyle bir sloganım vardır, lütfen doyduğunuz an bırakın. Hiçbirini bitirmek zorunda değilsiniz, ertesi gün yersiniz, acıktığınızda yersiniz, sonra yersiniz. Sonra yerim cümlesi kişiyi çok rahatlatır. Yemekte kendinizin bir farkına varın. Neden yemeğe devam ediyorsunuz? Lezzet için mi? Doymadığınız için mi? Gözünüz aç olduğu için mi? Gözüm aç olduğu için. Ben gözüm aç olduğu için. Benim gözüm aç. Ben onu anladım. Şurayı bile şöyle görünce bir mutlu oldum yani. Bir doydum. Ama yemek vallahi çok güzel bir mutluluk yani. Değil mi? Bir taraftan. Evet. Bu arada bunun yanına mesela bir çay demlesinler mi? Olur mu? Çay olur, ayran olur, yoğurt olur, bitki çayları olur. Hepsi olabilir. Ihlamur olabilir. Acıktıkları. Bunu bir öğün olarak, öğlen yemeği olarak yiyebilirsiniz. Acıktığınızda bir ikindi yemeği olarak yiyebilirsiniz. Canınız akşam yemek yapmak istemedi, bunu yiyin. İlla böyle salçalı, yağlı, etli yemekler yapmamıza gerek yok. Vallahi şöyle söyleyeyim. Burada yaptığımız bu 2 salata, bu sandviç gerçekten çok doyurucu. Ve uzun sürede canınız hiçbir şey yemek istemeyecek. Ben böyle düşünüyorum. Evet. Bunu yani akşam yemeği olarak bile akşam ben... Akşam yemeği olarak yiyebilirsiniz. Ya, yanında bir tane elma yiyebilirsiniz mesela. Hani diyabet olmak, fazla kilolu olmak böyle sevimsiz, mutsuz yiyecekler yememiz anlamına gelmiyor. Mutfaklarımıza reform yaparak... Farklı yiyecek gruplarını farklı lezzetlerle buluşturarak sağlıktan ve lezzetten ödün vermeden bakın sağlığımızı kazanmak mümkün. Size ilaç gibi tarifler. Vallahi ben şunların 3'ünü şöyle bir araya getirip göstermek istiyorum. Hem görüntüleri şahane. Şimdi bu 3'ü bence bunun 3'ünü bile ben ziyafet sofrasında kullanabilirim yani. Kesinlikle. Hepsinin ayrı ayrı lezzeti bir var. Bir de mesela Nergis Hanımcığım insanlar şunu söylüyor. Bir davet oluyor diyelim. Hastalarımdan bir bakıyorum. Beslenme gününü tutturuyorum onlara. Böyle dedektif gibi peşindeyim hepsini. Ne yiyorlar bir bakıyorum. Bakıyorum pasta, börek, kısır. Hep karbonhidrat. Ay. Diyorum ki şekerim sen niye bu tariflerden yapmıyorsun? Ama hocam ayıp olur. Vallahi hiç ayıp olmaz. Şahanesiniz. Çok güzel, çok güzel bilgiler aldık. Tarifler aldık. Doktorumuz Ayça Kaya'ya teşekkür ediyoruz. Canımsınız.